Devletin en yüksek makamının yani Cumhurbaşkanlığı makamının 1967-65 yılından bu yana himayesi altında olması. Evet Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet şu an itibariyle başlangıç noktasına ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna destek veren ve himaye veren Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Cumhurbaşkanlığı şu anda bisiklet turunu en yüksek noktada, en yüksek düzeyde temsil ettiğini ve de desteklediğini gösteriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da tabii ki Rıza Kaya, Enes Erkan, Taha Akgül, Ahmet Örken, Burcu Çetinkaya bu tura destek veren milli sporcularımız da helikopter görüntüleriyle tören alanı ekranlarınıza panoramik bir şekilde geliyor. Şu anda az önce de söylediğim gibi Üsküdar'da Salacak sahilindeyiz. Tam Boğaz'ın Marmara Denizi'ne açıldığı Anadolu yakasının kıyısındayız. Turu gerçekleştirecek. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bineceği bisiklete doğru yavaş yavaş hareketleniyor. Bu turun görüntüleri de an be an ekranlarınıza canlı olarak yansıyacak. Adlarının yazıldığı özel bir bisiklet hazırlandı kendileri için. Dünya şampiyonu Fabrice Mels'in bindiği bisikletin kadrosuyla aynı özelliklere sahip 20 vitesli hidrolik frenleri olan karbon gövdeli bir bisiklete kendileri ve beraberindeki davetliler. Evet, turkuaz mayolarıyla arka planda diğer davetliler. Önde Sayın Cumhurbaşkanı, tur başlıyor. Turun sonunda kendilerine de turkuaz mayo hediye edilecek. Hemen çevresinde korumaları olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belki de herkesin önünde ama herkesin önünde belki özel alanlarında hobi olarak bilmiştir ama herkesin önünde bir canlı yayında ilk kez bisiklete biniyor. Rahat bir güzergahta Sayın Erdoğan, Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu Salacak'ta başlangıç noktasından ayrıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız dağlarımıza teşrif ettiler. Yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafede bir bisiklet gerçekleşti. Basın evet, şimdi Cumhurbaşkanımız kendilerine Sayın Recep Tayyip madalya takılacak ve çok büyük bir ihtimalle turkuaz mayo yani turun Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından geleneksel tur birincisi mayosu kendilerine takdim edilecek. Hemen bizim bulunduğumuz pozisyonun yaklaşık 15-20 metre kadar yanında sağlık için, hareket, çevre için bisiklet de yavaş yavaş bir gelenek olmaya başlıyor. Hemen arka tarafta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan ve makam aracının olduğu bölüm ve de kalabalık ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, tören alanından, tur alanından diyelim aslında. Bu bir spor organizasyonuydu. Ve hem bakanların, hem bürokratların, hem belediye temsilcilerinin, hem sponsorların üst düzeyde katılım gösterdiği ve de tur boyunca gerek görsel gerekse yazılı basın olarak tura destek verecek olan ulusal medya kuruluşlarının hem üst düzey yöneticilerinin hem de kameramanlarının, muhabirlerinin katılarak destek verdiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki bu
tur noktasından yavaş yavaş Sayın Cumhurbaşkanı ayrılmak üzere. Tekrar teşekkürler. Efendim buyurun. Siz de efendim. Tekrar hatırlatmak gerekirse değerli seyirciler, turumuz 26 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek. Her gün TRT Spor ekranlarından canlı olarak beğeninize sunulacak. İlk gün pazar günü Alanya, ardından sırasıyla Alanya, Antalya, Kemer, Elmalı, Fethiye, Marmaris, Muğla, Pamukkale, Denizli, Meryemana, Selçuk, Karşıyaka, yani İzmir ve de arkasından ertesi gün pazar günü İstanbul etabıyla sona erecek. Her gün başlamasından 15 dakika ve bitiminden de 15 dakika sonra olmak üzere yaklaşık 3 saat civarında canlı yayınımız ekranlarınızda olacak. 2 HC kategorisinde kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve öyle sanıyorum ki Kısıklı'daki evlerine doğru hareket ediyorlar. Salacak'tan ayrılıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet. Değerli seyirciler,